amallar hakkında gapirar ekanmiz, o'sha amalimizni qabul bo'lishligi, umuman iymonimizni o'rtaga qo'yib gapirayotgan bo'lsak, Alloh taolo bizni iymonga chaqiradi, solih amallarga chaqiradi. Ammo Hanafi mazhabimiz, Maturidiy e'tiqodimizda azizlar, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo yetkizgan barcha xabarlariga iqror va iymon keltirgan odam mu'min musulmon hisoblanadi. Ya'ni amal o'zi asli iymonning shartiga kirmaydi bizning mazhabimizda. İmanın şartıya girmeyedir. Çünkü mezhabımız asasçı İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi Fıkh-ı Akbar kitapları da bayan kıladılar ki iman bu ikrar ve tasdikten ibarettir. Osmanlıları ve yer ahlini imanları iman keltiruvchi narsalar cihatiden köpeymeydi ham kemeymeydi ham. Ama işanç ve tasdik cihatiden azayıp köpeyip duradı. Mu'minler imanda tavhidde özara tengdirler. Ama amalda birbirlerden artık kemdirler dedi. Demek için bu gapni aytyapmiz. Bu gapni muhimligi azizler hazırki kunda imanda şartıda o şey ikrar ve tasdikten taşkarı amal ham buluş gereği deyip davalar çıkıyordu internette başka joyda. Bir korsengiz yaşayalık. Yamancı'ya çakırma yaptı, amalga çakırıyor. Amal kılış gerek. Müslüman adam albatta amalı da buluş gerek. Lekin bunu imanda şartıya koyuşluğu amal kılmayan adamda kafir deyişliği bu kadar. Düşünüyorsunuz mu? Kafir deyip koyuş gerek. Bu yaman narsa. Çünkü biz ahli kıblarını hiç kimini kafir demeyimiz. Bizim mezhabimizde yok hiç kimde. İman keltirip durgan, Allah'ta var bir deyip durgan adamda kan ne kılıp kafir deyip. Biz de aytamiz ki yok, amal bu Allah'ta narsa. Bunga hujjat Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala iman keltirgen bilen salih amelini Allah'a da keltiradi. İllellezine amenu ve amilu salihat iman ayette keledi. Yani iman keltirgenler ve salih amel kılgenler deyip ketiyor. Uzbek tili gramatikasiga asasen araya virgul koyu yaptı. Şuntur algen bulsam. Allah Ta'ala ayet yaptı. İman keltirgenler, virgül ve salih amel kılgenler. Demek bu ikilisi Allah'ı da degen manada. Eğer amel imanın içi de buluş kiri bugün de onu Allah'ı da acıratıp Allah Kur'an'da vermezsin. O şey iman keltirgen degen de içi de keter. Lekin amel kılma degen gap yok bu yerde azizler. İman bu Allah'ı da bitti. Mukarrar narsa. Lekin salih amel kılıçligimiz, amelligimiz eğer ki kim ona tarih kıladigan bolsa o albatta günahkar bo'ladi, ama imondan çıkmaydı. Bunu bilishimiz kerak. Bir yoshgina yigit mana oldimga kirib, mana shu xususida o'zini fikrlarini aytib, bir oz xafa bo'lgan bo'ldi. Tushunmagan ekan, mana jamoatda tushunmagan qolmasin deb men ta'kidlayapman. Mana oldimga kirib aytadiki, domla sizlar aytayapsizlarki, imonning shartida amal yo'q. Sizlarda shu gapinglar bilan endi odamlar namoz o'qimasa bo'lar ekan degan tushuncha chiqyapti. Men aytdim ki yok, asla bunda yok. Namaz bu Allah'da bir mesele. Müslüman gibi yürülgen farz. Biz o şey beşte farzını içinde hamasını eğitip bari yapmaz. Lekin siz eğitiyatken narsa bu iman hakkı da ket yaptı. İman de içine amaldı koşup koysa amal kımayan adam kafir bu kalat de yaptı diye. Şunu şu yapsın mı desem, ha şunu değil buladı da diye. Demek amal kımayan adam kafir buladı. Şunu değil mi? Ha şunu değil. Demek namaz okumayan adam bu kafir bu kaladı. Şunu değil mi? Şundur. Adam yakında başladı. Avval okumayan dedi o yigit. Ben sonra yapmadım. Balam. Eğer atengiz avval namaz okumadı deyip yürgen bolsa Allah endi ularga hidayet başlayıp kaptı. Siz dünyaya kegen mahalinizde atengiz namaz okur mıydı? Yok okumaz idi. Demek okumaz idi. Sizni e'tiqodingiz bo'yicha, sizni aqidangiz bo'yicha o'sha mahalda otangiz kofirmidir? Unda kofir bilan musulmon orasidagi nikoh masalasi nima bo'ladi? Unda sizni masalangiz nima bo'ladi dunyoga kelishingiz? Men shu savolni berdim. U yigit o'ylanib qoldi-da, domla uyog'iga meni aqlim yetmaydi. Sizni emas, boshqani ham aqli yetmaydigan narsalarga o'shunchun aralashmasdan mazhab ko'rsatmasini qiling. Masala bu yerda yotibdi. Agar ki
kim amal qilmagan bo'lsa kufrga chiqarilaveradigan bo'lsa bu narsa shu bilan bo'ladi. Nima uchun hozir yoshlarimiz aytaylik o'sha qo'liga qurol olib musulmonga qarshi otishlikka chiqib ketib qolish mumkin bo'lyapti dunyoda. Nimaga? Oson emas la ilaha illalloh deb turgan odamga dushman bo'lib olish. Aytayaptiki bular amal qilmasa demak bular kofir. Dinimizda bunaqa narsa yo'q aziz. Bu gapni men gapirayotganim yo'qda, buni necha asrdan beri kelinayotgan ulamolarimiz gap. Shuning uchun aytiladi. Iymonimizda bizning iymonning shartlarida iqror va tasdiq bor. Ammo amal bu undan tashqari. Lekin musulmon odam hozir men aytib o'tdim boshda bekorga avvalgi hadisni keltirmadim. Solih amallar bilan jannatga kirib olishlikka bo'lgan imkoniyatni qo'ldan bermaslik kerak. Namozimizni o'qiymiz, ibodatimizni qilamiz, hammasini qilamiz, ammo mu'min musulmon odamdir. Boshqa odamlarni o'sha amaliga qarab turib, sen kofir, sen bundoq deyishga haqqimiz yo'q. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb turgan odam tili bilan aytib, dili bilan tasdiqlab turibdi. Payg'ambarimiz alayhissalomning payg'ambarligini tan olib turibdi. Qiblamizni qibla deyapti. Allohni Allohimiz ekanligi, Robb ekanligini iymon keltirib turgan odamni kofirga hukm qilib bo'lmaydi. Gunohkor bo'lsa osiydir. Gunohkordir. Lekin kufrga hukm qilib bo'lmaydi. Mana bu narsa bugun biz nima uchun iymon haqida, nima uchun amal haqida gapiryapmizki, yoshlarimiz bu narsani o'zlari bilib olsinlar. Albatta, alhamdulillah, hozir juda ko'pchilik o'qib mana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini, aqida kitoblarini o'qib, sekin-sekin o'zlashtirib borilyapti. Ko'proq mana shunaqa kitob o'qish kerak. Aslida o'qishlikdan o'qimaslikdan bo'ladi bu narsa. Tortishib yuraversak yuraveramiz, lekin o'qish kerak aslida. Mana kitoblar chiqdi, aqida kitoblari chiqdi. Ahli sunnani aqidalarini alohida berdi. Hazrat kitoblarda va diniy idorada boshqa yana aqidaga oid kitoblar chiqyapti. Inshaalloh mana shularni hammasini o'qib borsak yaxshi bo'ladi. Alloh taolo hammamizni tinchlikda, ofiyatda bardavom aylagan bo'lsin.